Akademiden Notlar'ın yeni bölümüyle birlikteyiz. Yaşar Hocam merhaba, nasılsınız? Merhaba Orçuncuğum, iyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkürler hocam. 2023 yılının ilk programıyla birlikteyiz. Bugün kamu malı günüyle ilgili bir program gerçekleştireceğiz. Yaklaşık bundan 2 yıl önce, 2021 yılında kamu malı gününden yine bahsetmiştik ama hem farkındalığın artması için hem de kamu malı haline dönüşmüş eserlerle ilgili aslında çalışmaları birazcık daha gündeme getirebilmek için yine yeni yılın başlangıcında bu programı gerçekleştireceğiz. Hocam daha önce aslında bununla ilgili farklı tanımlar yapmıştık. Kamu malının ne olduğu ile ilgili, kamu malı gününün ne anlam ifade ettiği ile ilgili. Aslında tüm dünyada farklı kurum ve kuruluşlar kamu malı gününü bir anlamda kutlamanın yapıldığı bir gün olarak değerlendiriyorlar. Çünkü telif hakkı kanunundaki aslında yıla bağlı olarak kamu malı haline dönüşmüş olan eserler bir anlamda kamunun tüm kullanımına, erişimine serbest hale getiriliyor. Eser sahiplerinin mali bir aslında hakları kalmıyor ve bu sayede birçok farklı işte filmler, kitaplar, müzik eserleri kamu malı haline dönüşüp serbestçe aslında kullanıma sunuluyor. Bir anlamda bunun kutlamasının yapıldığı bir gün olarak karşımıza çıkıyor. Her yılın aslında ilk günü bu telif hakkı süresine bağlı olarak ilgili ülkenin bu şekilde eserlerin aslında telif hakkından kurtulduğunu, bu zincirden aslında bir anlamda kurtulduğunu söylemek yeterli olacaktır. Bizim de bununla ilgili yaklaşık 2 sene önce bir çalışmamız olmuştu. Bu çalışmayla ilgili olarak da kamu malı gününün aslında Wikipedia'da bir sayfası oluşturulmuştu. Sevgili İlkay Old bununla ilgili bir çalışma gerçekleştirmişti. Ben isterseniz onunla ilgili şöyle yine göstereyim. Kamu malı günüyle ilgili aslında detaylı bilgilere buradan ulaşılabilir. Kamu malının ne olduğu, kamu malı günüyle ilgili olan detaylar burada yer alabilir. Dünyadaki farklı uygulamalarını buradan yine gözlemlemek mümkün. Kamu malı günüyle ilgili yine daha detaylı olarak Wikipedia'nın aslında normal İngilizce versiyonunda da çeşitli bilgilere erişmek mümkün hale gelebiliyor. Bunun haricinde tabii farklı enstitülerin, kurumların, üniversitelerin de bu tarzdaki çalışmaları var. Ve aslında telif hakkı kanununda belirlenmiş olan yılla bir hesaplama yaptığınız zaman çok rahat bir şekilde eser sahiplerinin ölümünden itibaren geçen sürede hesaplayarak bir çalışma yapmak da mümkün. Bunun aslında biz yansımalarını son yıllarda Türkiye'de de gözlemledik. Özellikle eserlerinin çokça bilindiği yazarların ölüm sürelerinden itibaren 70 yıl geçtikten sonra bu eserlerin telifinin kalkması bir anda birçok farklı yayın evi tarafından, birçok farklı yayıncı tarafından bu çalışmaların sunulmasıyla bir şekilde sonuçlandı. Biz de aslında Sabahattin Ali'nin bu çalışmalarını görmüştük bununla ilgili olarak. Yine Küçük Prens hemen hemen her yayın evinden bir anda çıkmıştı ve aslında Türkiye'nin gündemine gelmişti. Ben de bu yayın öncesinde küçük bir tarama yaptım aslında. Farklı gazeteler, farklı basın kuruluşları işte telif zincirinden kurtulan yayınlar diye yayınları böyle yayınlıyorlar ve bunlarla ilgili çeşitli haberler gerçekleştirmişler. Aslında size de daha önce konuşmuştuk. Türkiye'de bu konularda belki de yazarlar, şairler ya da bestecilerle ilgili söz yazarlarıyla ilgili veri tabanlarının aslında bu amaçla kullanılabilir. Bunlar üzerine bir takım çalışmalar gerçekleştirilebilir. Belki bunu da bir proje haline dönüştürüp bu çalışmaları gerçekleştirmek de hoş olabilir önümüzdeki yıllarda. Yurt dışında buna benzer veri tabanlarından bu takipler çünkü gerçekleştirilebiliyor. Yine daha önce aslında sohbet esnasında konuşmuştuk. Bir de tabii anadan doğma kamu malı olan eserler var, anonim olan eserler var. Bunların da tekrardan kamunun kullanımına açılması, özellikle dijitalleştirmeden sonra birazcık bugün bunları da konuşuruz diye düşünüyorum hocam. Siz nasıl bir giriş yapmak istersiniz? Bir belki kamu malı tanımı mı olur ya da genel olarak kamu malıyla ilgili hani toplumun
içerisindeki yansımalarına şöyle bir değinmek ister misiniz hocam? Yani belki biraz tekrar gibi olabilir ama daha önce 2 sene önce yaptığımız programda da herhalde buna değinmiştik diye hatırlıyorum. Bir şekilde telif hakkı yasalarında yaratıcı, sanatçı kişilerin kendi eserlerinden belirli bir süre gelir elde etme diye görülebilir bu süre. Sanıyorum o programda tarihsel olarak da ta işte bunun Kraliçe Anne döneminden 15-20 yıl olduğunu, daha sonra giderek uzatıldığını ve en son işte Amerika Birleşik Devletleri'nde 95 yıla kadar çıktı Sonny Bono kanunu nedeniyle. Dolayısıyla da Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anda işte 2027'den sonra yayınlanmış olan eserler kamu malı haline geliyor. Her neyse, tanıma dönecek olursak, yani bu yaratıcı eserler sonuçta evet yazarına bir gelir getirsin, ondan ekonomik olarak yararlansın ki daha çok yaratıcı şeyler üretsin diyor. Ama bir yandan da bunlar eğer hani herkese yararlı sanatsal, artistik vesaire bir takım üretimlerse, toplumu da bu eserlerden yoksun bırakmayalım. Belirli bir süre sonra da herkese açık olsun. Yani kamu malı gününün esprisi de aslında bu. Dolayısıyla da genellikle şu anda işte örneğin bizim telif hakları kanununda 70 sene, yazarın hayatı olduğu süreden sonra 70 sene geçtiğinde kamu malı oluyor. Bu ülkeden ülkeye değişebiliyor. Biraz önce Amerika Birleşik Devletleri için 95 dedik. Bu bir anda geldi. Onlarda da şeydi, 70 yıl civarındaydı ama demin dediğim gibi yeni bir kanunla pat diye ötelendi. 95 yıla çıkarıldı. 70 yıl Kanada'da hocam herhalde daha yaygın bir Avrupa değişiyor. genelinde birazcık daha yaygın Türkiye'de de. olmuş. Ama 95 herhalde rekor herhalde Evet. Amerika'da yani. Kanada herhalde 50 yıl yanlış hatırlamıyorsam. Bunun gibi değişik şeyler de var ama şu bir gerçek, sürekli olarak bu süre yayıncıların işte hakları elinde tutan yayıncıların da bastırmasıyla uzatılıyor. Çünkü bu eserlerden oluşturulmuş işte bir takım karakterler var. Diyelim ki bunların oyunları, hediyelikleri, şunları bunları da kamu malı olmasın diye. Yani sadece bir aslında kitaptan veya bir şarkıdan Değil, bahsetmiyoruz değil mi? Bir değil, çok değil. büyük bir Tabii. ekonomi var arkada. Yani filmler mesela, müzik eserleri, diğer türde yaratıcı eserler, biz daha çok edebi eserlere belki yoğunlaşıyoruz ama bu o yaratıcı her türdeki eseri kapsayan bir şey. Mesela bu yayını hazırlarken baktığım zaman Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece şey değil, bir Ocak'tan itibaren işte şairlerin, yazarların eserleri değil, aynı zamanda sinema filmleri, aynı zamanda müzik eserleri vesaire hepsi sıralanmış durumda. Dolayısıyla bu günü hani bekleyen ülkelerde daha çok bir farkındalık yaratılıyor. İşte şu anda girerseniz kamu malı diye Google'dan kolayca örneğin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 1 Ocak'tan itibaren kamu malı olan sanat eserlerini listesini görebilirsiniz. Ama bu taraklarda çok bezi olmayan ülkelerde bu kadar hazırlıklı olma durumu gözükmüyor o açıdan bakıldığında. Dolayısıyla da maalesef bizim ülkemizde bu ülkelerden biri. Ben hani geçmişe yönelik olarak birkaç defa haber olduğunu gördüm. Ama her yıl işte merakla acaba hangi yayınlar kamu malı olacak diye bekleyen bir kamuoyumuz maalesef yok. Senin girişte söylediğin gibi belki bunu bir miktar işte
Küçük Prens için gördük, Sabahattin Ali'nin eserleri için bahsettim falan. Ama onun ötesinde şu eserler kamu malı olacak diye. Tabii yayıncılar biliyordur bir şekilde. En azından bunu Küçük Prens'te gördük. Ama onun ötesinde pazar şeyi açısından, potansiyeli açısından çok bilinmeyen isimlerle ilgili böyle bir beklenti maalesef yani ne genel olarak toplumda var ne de bilgilendirme açısından işte bizim kütüphanelerimiz vesaire bunu çok fazla ön plana çıkarmıyorlar diyebiliriz o açıdan. Bu o işin kamu malı yönüyle biraz önce söylediğim gibi son derece önemli. Çünkü aslına bakılırsa örneğin anayasalara bile girmiş durumda bu tür yaratıcı şeylerden toplumun da yararlanması hususu. Mesela Amerikan anayasasında falan. Dolayısıyla hani kıskanç olunması gereken bir durum bu açıdan bakıldığında. Çünkü şöyle düşünün, en azından telif konusu yayıncılık açısından düşünüldüğünde belki de yazarlara ödenen şeyler çok yüksek olmasa dahi bir şekilde toplam maliyete bir ekleme. Yani çok satan yazarlarda bu belki %25'leri vesaire buluyordur. Çok emin değilim, ezbere konuşuyorum ama genelde yazarlara ödenen telif hakkı tek haneli bir sayı, %9 işte belki o civarlarda falan diye düşünmek lazım. Bu onun maliyeti artırdığı bir gerçek. Dolayısıyla basılan kitaplar bir nebze daha ucuz oluyor. Onun için işte Küçük Prens'i birden çok yayın evi basmaya başladı vesaire. Dolayısıyla da daha çok kişi daha ucuza alabiliyor diye. Bunun bir diğer önemli etkisi de kuşkusuz yani özellikle kültürel miras açısından değerlendirildiğinde bu yayınlar, yayın evleri tarafından tekrar basımları yapılmamış olsa bile bellek kurumları aracılığıyla çok daha serbest bir şekilde tam metinleri herkese açılabilir. Dijital kopyaları dijital ortama aktarıldıysa herkese açılabilir anlamına da geliyor. Akademiden notlardaki birçok programda özellikle yazmalar vesaire açısından bu açıklık konusunu incelemiştik. Arşiv belgeleri açısından vesaire. O açıdan da bir bakıma takipçisi olmak söz konusu olduğunda kütüphaneler en azından dijital ortamdaki tam metinleri serbestçe telif hakkı kısıtlaması olmadan açabilirler anlamına geliyor. Daha önce bahsetmiştik işte Project Gutenberg gibi vesaire. Şimdi onu çok geçti gerçi ama archive.org örneğin telif hakkı olmayan eserleri zaten tam metin olarak sunuyor ve sayı oldukça yüksek kuşkusuz yapılan dijitalleştirme çalışmaları vesaire. Artı bir de senin sözünü ettiğin zaten dijital ortamda doğmuş anadan doğma eserler ister istemez CC0'la işaretlendiyse kamu malı niteliğini daha doğduğu andan itibaren sağlıyor. Ya da bir şekilde açık erişim olarak yayımlanmış kitaplar ve diğer sanatsal yaratılar da bu çerçevede değerlendiriliyor. Şimdilik bu kadar söyleyeyim ben ama bu farkındalık yaratma ve bunların daha görünür hale getirilmesiyle ilgili olarak bellek kurumları neler yapabilir? Belki bunu biraz daha bu programda açabiliriz. Daha önce bahsettiğimizi sanmıyorum 2 yıl önceki programda. Çok teşekkürler hocam. Burada tabii aslında bu telifle ilgili noktalarda özellikle telif haklarıyla ilgili gerekli çalışmaların belki de ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından da birazcık daha detaylı yapılması lazım. Örneğin telif hakları Gov.tr sitesinde bir takım bilgiler var. İşte bu 70 yıl olması gerektiği,
eserin alenileşmesiyle ilgili çalışmaların ne olduğu ile ilgili bir takım tanımlar var ama mesela bazı gri alanlar da var. Örneğin bir yabancı eser, burada eser çevriliyor. Eserin çevirisi yapıldıktan sonra aslında farklı bir telif söz konusu oluyor. Eserin orijinalliğine yazarı öldükten 70 yıl bile geçse veya ilgili yerde de olsa bu sefer çeviriyle ilgili bir telif geliyor. Veya işte farklı çalışmalar yapıldığı zaman bir film çekiliyor. O kitabın belki telif hakları doluyor. Ama o kitaptan yapılan filmin telif hakları ayrı bir yapı oluyor. Belki Doğru. bunlarla ilgili birazcık daha detaylı bir çalışmaya ihtiyaç var. Ama izleyicilerimizin gözünde birazcık daha canlanması için ben çok basit bir çalışma yaptım. Burada örneğin ölüm tarihleri var yazarların ve şairlerin. Bu ölüm tarihlerine aslında 70 değil de 71 yıl gibi bir çalışma yani süre eklemek gerekiyor. Çünkü burada aslında yazarın veya şairin ya da eser sahibinin ölümünden sonraki ilk yılın başından itibaren bu hesaplanmaya başlıyor. Örneğin şu anda bu yazarların ve şairlerin eserlerinin teliflerinin dolanlarını gözlemleyebiliyoruz. İşte Sabahattin Ali çok fazla aslında üzerinde konuşmuştuk. Çok detaylı bir şekilde yayın evleri bununla ilgili çalışmalar yaptılar. Orhan Veli Kanık 2021'de aslında telifi dolmuş eserlerinin. Memduh Şevket Esendal 2023'te doluyormuş. 2004'te Sedat Simavi, Remzi Oğuz Arık, Sait Faik Anısıyadık 2025'te. Bu tip çalışmalar var ve işte Cahit Kıtalancı, Reşat Nuri Güntekin gibi çok ünlü yazarların yavaş yavaş aslında telif sürelerinin bu şekilde dolduğunu görüyoruz. Herhalde hocam yayın evleri bunlarla ilgili benzer listelere sahiptir ve büyük bir heyecanla bekliyorlardır. Çünkü bunlar genelde belirli yayın evlerinde oluyor telif hakları aslında. Yani yazarlarda ve yazarların ailesinde de belki bir pay veriliyor ama esas yayın evleri sahip olmuş oluyor bu telif haklarına. Onlar da bu telif haklarının devreden çıkmasıyla beraber aslında çok önemli bir pazar payına da sahip oluyor. Elektronik tarafında iş nasıl? Elektronik kitap tarafında bence iş daha da heyecanlı. Çünkü bu sefer kağıt ve baskı maliyetlerinden de kurtuluyorsunuz. Gerçekten çok önemli bir fırsat burada karşımıza çıkıyor. Aslında keşke bu yabancı eserlerin telifi dolduktan sonra çevirileri hızlı bir şekilde gerçekleşse ve bunlarla ilgili çalışmalarda çok rahat bir şekilde Türk örneğin toplumuna sunulabilse, bu tip bir çalışma yapılabilse diye de düşünüyoruz. Benzeri noktalar aslında ders kitapları için, sizin biraz önce belirttiğiniz gibi işte belgeseller, filmler, bir takım müzik eserleri için, her şey için geçerli. Belki bunlarla ilgili iyi bir çevre taraması yapılsa, çok önemli bir külliyatın çok az maliyetle halka sunulabilmesi de mümkün olabilir. Özellikle de dijital tarafında ben işin çok heyecan duyuyorum. Ama herhalde bununla ilgili çok ciddi çalışmalar veya bununla ilgili çok ciddi bir kaynak ayrılması söz konusu değil. Örneğin zaten telif hakkı problemi olmayan açık ders malzemelerinde Tayvanlı bir dolar milyarderi MIT'nin bütün derslerini çevirtirmişti Tayvanca'ya. Ve onu bütün halkın erişimine sunmuştu. Bunlar aslında çok güzel projeler. Neden telif hakları dolmuş olan çalışmalar elektronik olarak ücretsiz dağıtılmasın? Mesela ben İş Bankası yayınlarını görüyorum, Yapı Kredi yayınlarını görüyorum. Bu yayınlarda klasikleri telif hakkı olmadığı için de bütün klasikleri hemen hemen basılı bir şekilde dağıtıyorlar. Neden bunlar çok cüzi bir ücretle dijital olarak da yayınlanmasın? Tahminimce bankalar bunları kar amacı da gütmüyor hocam çok fazla. Bir aslında sosyal sorumluluk projesi olarak da görüyorlar. Bu Yapı Kredi'nin işte ilgili bankaların Ziraat Bankası'nın var, vakıfların var. Ya yani bunların basılı olarak da belki belli bir maliyete var ama bunları keşke dijital olarak da çok düşük ücretlere veya ücretsiz bir şekilde sunabilseler. Bence harika bir proje olur. Ellerindeki bu çalışmaları dijital kopyalarında ücretsiz sunabilseler. Yani bunu yapan bazı kuruluşlar da var tabii. Hani örneğin Türk Tarih Kurumu'nun yayınlarının hemen hemen hepsine dijital ortamda erişilebiliyor. Dolayısıyla senin de dediğin gibi dijital ortamda bunları yapmak nispeten daha kolay. Fakat
Sıkıntı herhalde şurada. Yani bizim teknik anlatımla bibliografik kontrol dediğimiz kısmı birazcık aksıyor. Sen biraz önce bir liste oluşturduğunu söyledin. İyi güzel. Bunun bir şekilde hani bir kurum tarafından sürekli olarak yapılması gerekiyor. Bu aşamada işte ne bileyim derleme ile koleksiyon geliştiren kütüphaneler işin içerisine girebilir. Varsa bu işlerle ilgilenen bazı araştırma kurumları işin içerisine girebilir. Şimdi bibliografik kontrol demişken şöyle bir hani şeyden söz etmek mümkün. Elbette bazı referans kaynakları kullanılabilir bu amaçla ama onlar ne kadar tam ona da bakmak lazım. Mesela işte Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü gibi, Türk Edebiyatı Edebiyat Eserleri Sözlüğü gibi bir takım çalışmalar var ama ne kadar kapsayıcı onu çok iyi bilemiyorum. Örneğin derleme ile koleksiyon geliştiren kütüphaneler açısından olaya bakıldığında genellikle işte Anglo-Amerikan kataloglama kuralları kullanan kütüphaneler ve kullanmayanlar bir şekilde bulabildiği kadarıyla yazarların doğum tarihini, ölüm tarihini ekliyorlar. Ama yaşayan bir yazar söz konusu olduğu için olduğu zaman belki doğum tarihini ekliyor fakat o açık uçlu olarak kalıyor. Ben buna işte literatürde geçen şekliyle marking and parking diye şey yapıyorum. Yani bir kez kataloglanıyor, ondan sonra o unutuluyor. Örneğin işte sesin kapalı olduğu için duyamıyorum. Wikipedia gibi sürekli güncellenen bir yapı da yok orada tabii. Hani veri girişi Evet, yapıldıktan evet. sonra bir yarış var mesela Wikipedia'da. Ben bazen o anda bir haber geliyor, anında güncelleniyor. O tür Evet. bir şey de olmadığı için kütüphane kataloglarında hızlı bir güncelleme, sizin dediğiniz gibi kalıyor o şeyler, yayınlar. Ama yani o marking and parking olayı bir şekilde nasıl otomatikleştirilebilir diye düşünmek lazım. Eğer makineci okunabilir kataloglama formatını kullanan kütüphaneler en azından belirli sürelerle periyodik olarak böyle bir otomatik tarama yapabilse örneğin yani ne bileyim işte kamu malı günü aracılığıyla bazı boşluklar belki doldurulabilir. Bu büyük bir iş gibi gözüküyor elle yapılırsa. Tabii ki örneğin bir minik kütüphaneyi aldığınızda işte her ölen ve edebi bir eser bırakmış olan kişinin ne zaman öldüğünü vesaire takip edemez. Belki bazıları basına yansıyordur, belki yansımıyordur vesaire ama daha önceki programlardan birinde konuşmuştuk. Yani şu andaki telif hakları zaten son derece kısıtlayıcı. Özellikle dijital ortam açısından düşünüldüğünde biraz önce eserlerini gösterdiğim yazarlarla ilgili olarak yani bunların bir kısmını hala gündemde olduğu için tanıyor olabiliriz ama bir kısmının zaten yayınlamış oldukları kitapların yeni basımları vesaire belki de uzun süreden beri yapılmıyor. Dolayısıyla da bu tür sorunları kamu malı günü vesaire ya da yazarın yaşamı artı 70 yıl gibi şeylerle çözmektense bir şekilde öksüz ve yetim duruma düşen ama tam olarak da geçmişini bilmediğimiz yani yazarının ölüp ölmediğini işte hala telif hakkı iddiası olup olmadığını bilmediğimiz durumlarda bizim bunların öksüz ve yetim eserler olarak nitelendirilmekten çok kamu malı haline kolayca getirilmesini sağlayacak yasal düzenlemeleri yapabilmemiz gerekiyor. Bunlardan bir tanesi hep konuşulan şu. Yani şu anda siz otomatik olarak herhangi bir yaratıcı ürün ürettiyseniz telif haklarına tabi.
Ama bunu örneğin kayıt şeyi getirirseniz, işte diyelim ki ben telif haklarını tutmak istiyorum tıpkı patentlerde olduğu gibi. Dolayısıyla patent başvurusu kadar şey değil çünkü orada yenilik aranıyor falan ama ya ben bundan para kazanabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla kaydettiriyorum ve hükmü de diyelim ki 70 sene olmasın da 5 sene olsun, 10 sene olsun her neyse. Aradan geçen 10 seneden sonra tekrar yazarı ya ben hala bunun telif hakkının devam etmesini istiyorum diye başvurmazsa o artık telif hakkı açısından kamu malı haline gelsin gibi bir uygulama. Bunu tabii ki çok satan eserler vesaire açısından düşünüldüğünde herkes aa vesaire diyebilir o açıdan. Özellikle yayıncılar açısından düşünüldüğünde ya da çok satan kitaplar yazan kişiler açısından düşünüldüğünde falan. Ama öte yandan dağıtım ya da insanların bu tür eserleri okuma alışkanlıklarının da dijital ortamda çok değiştiğini hesaba katan bir yaklaşım olur bu. Çünkü bu tür eserlerde bir şekilde yani ne bileyim işte 10 sene boyunca hiç kimse kapısını çalmadıysa o eseri film yapmak için vesaire herhalde olasılıklar giderek düşecektir. Daha sonraki yıllarda birinin kapısını çalıp aa ne kadar güzel bir eser yazmışsın bundan 100 bin basalım demesi gibi durumlarda. Dolayısıyla da belki de bu 70-95 yıllık vesaire süreleri bir şekilde gözden geçirmek lazım ama tabii içerik üreten endüstrilerin lobi yapma gücü çok daha yüksek. Bunu şey için konuşmuyorum. Hani sadece roman, şiir vesaire türü yaratılar için değil ama özellikle de müzik eserleri, sinema eserleri vesaire söz konusu olduğunda tabii burada ne kadar çok uzun olabilirse o kadar gibi bir yaklaşım söz konusu. Onun için zaten Amerika Birleşik Devletleri'nde de birden Sonny Bono yasasıyla bir 25 yıl daha eklenmiş olduğu üzerine. Her neyse ama düşünülmesinde yarar var. Çünkü bu öksüz yetim eserlerle ilgili şey her zaman karşımıza çıkıyor. Mesela Google Books projesinde de bu büyük bir sorundu. Yani o zamanlar her kitabı dijitalleştirmek için 10-15 dolar gibi bir para harcıyordu. Fakat hesaplaması yapıldığında ya acaba bu eser hala telif hakkı kapsamında mı hikayesi için her kitap için yüzlerce dolarlık arama için zaman yüzlerce dolara mal olan zaman harcanması gerekiyordu. Öyle olunca da yani evet dijitalleştirdik ama biz bunu tamamını açabilir miyiz, açamaz mıyız sorusu ortada kalıyor ve çok uzun bir sürede ortada kalacaktır anlamına geliyor bu. Yani gerek Google Books projesindeki gibi gerekse şu anda Archives.org'daki gibi özellikle bu öksüz yetim eserlerin yazarının ölüp ölmediği, telif hakkının kimde olduğu gibi yani belirlemeleri yapmak çok pahalı bir iş. O açıdan da hani olur da bir sıkıntı olur mahkemeye verilirsem gibi durumlar nedeniyle daha böyle çekingen davranılıyor. O da tabii ki bütün kamunun aslına bakılırsa bu toplumsal yarar açısından bu eserlerden yararlanamaması anlamına geliyor maalesef. Hocam benzeri şeyi daha önce aslında tezlerle ilgili de konuşmuştuk hatırlarsanız. Yazarına ulaşılamadığı için veya Doğru. hakkına ulaşılamadığı için hak sahibine bir şekilde açılamayan tezler var. Halbuki dijitalleştirilmiş durumda. Yani bu kapsamda da belki siz daha önce belirtmiştiniz. Yani bunu açalım, tezler için konuşuyorum. Bir problem olursa bu tekrardan kapatılır gibi bir yöntem izlemek kamunun çok daha yararına olan bir yaklaşım olacaktır. Ama herhalde YÖK bunu cesaret etmiyor mu ya da hukukçular kendilerini caydırıyorlar mı bu konuda? Halbuki hak sahibine ulaşamıyorsunuz. Açın tezi. Zaten kamuya sunulmuş bir eser o. Herhangi bir telifle ilgili bir kazanç da söz konusu değil. Bir sıkıntı olursa tekrardan kapatılması mümkün olabilir. Hani bunları tezlerde bile gerçekleştiremiyoruz. Kaldı ki
kitaplarda veya diğer öksüz eserlerde nasıl bu hayata geçirilsin yani? Yani kendi kendimizi tekrar etmek istemem ama o programda da konuşmuştuk zaten. Hani publish sözcüğü bir şeyi kamuya açık hale getirmek anlamı taşıyor zaten her dilde. Dolayısıyla da yani bunun ille de matbaadan çıkmış olması vesaire değil. Nitekim dijital yayıncılıkla birlikte bu şeyler de iyice ne bileyim bulanıklaşmaya başladı. Ne yayındır ne değildir. Yani bugün baktığınız zaman hani eskiden tezler gri yayın olarak görülüyordu. Dolayısıyla da referans vermeniz gerektiğinde kitaplarda olduğu gibi italik yazılmıyordu. Düz yazılıyordu falan. Ama şimdi siz bir tezi kendi sayfanızdan bile açmış olsanız hani kamuya açmış oluyorsunuz bir bakıma. Dolayısıyla o ayrımlar da ortadan kalkıyor. O açıdan senin dediğin gibi hani ya öyle va tamam kapatalım hikayesi değil mi? Çok daha belki kamunun yararına olan bir şey. Hani derler ya izin istemektense özür dilemek daha kolay bir yol. İzin isteyecek kişi bulamadığınız zaman bu öksüz ve yetim eserlerden eliniz bağlı kalıyorsunuz bir şekilde. Öyle bir sıkıntı var. Bu o özellikle bu eserlere dayanarak hizmet sunup işte tam metinlerini açmak isteyen bellek kurumları açısından da önemli aslına bakılırsa. Yani sen biraz önce şey dedin işte çevirenin de hakkı var, resimleyenin de hakkı var vesaire. Doğru. Fakat ne bileyim işte nasıl ki orijinal çeviri vesaire söz konusu olduğunda diyelim ki Küçük Prens'le ilgili olarak eğer ne bileyim o dili biliyorsanız pekala farklı dillerden de okuyabilirsiniz. Nitekim çevirmenlik söz konusu olduğunda dahi sırf yazarın 70 yıl geçtiği için ölümünden bu yana alıp bir başkasına çevirtip kendi yayın evinizin bir eseri olarak yayınlayabiliyorsunuz. Ondan sonra söz konusu edilecek olan şey ya ben bu çevirmenin şeyini basamam mı haline dönüşüyor. Ama bir başka yayıncı da bir başka kişiyi çevirtip aynı şeyi yayınlayıp para kazanabiliyor o açıdan bakıldığında. Yani bu detayları tabii ki önemli. Hani bundan özellikle ekmek yiyen yayıncılar vesaire açısından. Ama önemli olan o yaratıcılık neyse çevirmenlik, yazarlık, resimleyen olma durumu şu bu vesaire bir şekilde buradan kamunun da yararlanması yolunun daha seri bir şekilde kamuya açılması nasıl başarılabilir? Buna bakmak lazım diye düşünüyorum. Muhafazakar bir yapı bütün dünyada egemen bu konuda. Türkiye'de onlardan aşağı değil o açıdan bakıldığında. Bizde de 70 yıl. Ama dediğim gibi yani bu ufuk taramasını iyi yapmak gerekiyor bir bakıma. Eğer biz kamu malının gerçekten layıkıyla kamunun yararına sunulması amacıyla kullanmak istiyorsak. Kütüphaneler özelinde baktığımızda özellikle hani bu açıdan sanıyorum ki tam metinlerin açılması bir şekilde son derece önemli. Yani ne bileyim işte Project Gutenberg çerçevesinde olsun, Archive.org çerçevesinde olsun, Google Books çerçevesinde olsun ya da daha farklı örneğin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki HathiTrust içerisinde bulunan 6-7 milyon kamuya açık malzeme açısından olsun. Şimdi bu kendisinde olmayan ama bir şekilde tam metin erişilebilen kaynaklara bellek kurumlarının nasıl erişim sağlayacağı konusunda da bir takım yükümlülükler getiriyor diye düşünüyorum. Yani değil mi işte eğer siz diyelim ki kendi ülkenizde demin sözünü ettiğimiz işte çevirmenlik vesaire nedeniyle telif hakkına tabi bir eser
bir şekilde orijinali herkese açıksa acaba link vermek istemez misiniz? Örneğin kütüphanenizde bulunan telif hakkı altındaki bir kopyasının aslında telifsiz olarak tam metnine şuradan erişilebildiği konusunda kullanıcılarınızı oradan bilgilendirmek ve link vermek istemez misiniz? Bu aslında son derece önemli. Hatta daha da ileri giderek şu söylenebilir: kamu malı günü olması nedeniyle belki de aslına bakılırsa biz bu o tür kamu malı bilgilerini, açıklık bilgilerini vesaire üst veri sistemlerine daha iyi entegre edebilmeliyiz. Yani biraz önce yazarın dedik ki yaşıyorsa doğum tarihini bulursak yazıyoruz belki ama ölüm tarihi bir daha park edip oraya unutuyoruz vesaire diye. Şimdi tamam, onun için de tıpkı öksüz yetim eserler gibi arama yapmak vesaire gerekiyor ama en azından ilk kataloglandığı zamanda bu üst verilerle ilgili olarak, aa evet ben işte bunun yani kitap kopyasına erişmişim, basılı kopyası var. Acaba elektroniği de var mıdır ve biz tam metnine referans verebilir miyiz diye işte 856 alanını ya da farklı alanları kullanarak ilk marking sırasında, yani kataloglama, sınıflama sırasında bu alanları olabildiğince zenginleştirebilsek o bile çok büyük bir hizmet olur. Ama gelin görün ki yani çok basit bir şekilde, hatta elektronik kitaplar söz konusu olduğunda zaten bunun elektronik kopyası şuradan erişilebilir denilen yayınlar için bile bunun yapılmadığını görüyoruz. Ama öte yandan işte ne bileyim kitap kapağı hizmeti veren bir takım siteler varsa kitabın kapağına link veriliyor da tam metnine örneğin bu ön araştırmayı yapılmadığı için link verilmeyebiliyor. Belki hala bir geçiş süreci olarak düşünülebilir bu ama eğer bu marking and parking olayı, yani bir kez katalogla ondan sonra unut hikayesini biz ila nihaya sonsuza kadar sürdüreceksek, özellikle daha önceki programlarda sözünü ettiğimiz erişim, 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 özellikle online erişim hikayesini göz ardı etmememiz gerekiyor. Bir an önce aslına bakılırsa olabildiğince bütün kaynakların elektronik kopyasına ve mümkünse de örneğin kamu malı olan kopyasına da link sağlayabilmek önemli. Bunun için mark alanlarını gözden geçirmek lazım. Ve her şeyden önce de hani bu yaklaşımla kataloglama, işaretleme, üst veri oluşturma sürecini yürütmek lazım diye düşünüyorum. Çok teşekkürler hocam. Bir de tabii burada hani dijitalleştirme çalışması gerçekleştikten sonra ve kamu malı halinde bunlar aslında dönüşüp bu şekilde devam ettikten sonra erişimin de düzgün bir şekilde sağlanması da çok önemli bence. Burada biz belirli standartlara göre katalogluyoruz, belirli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ama bunlar aslında kütüphane kataloglarından erişilebilecek formatta yapılar olmuyor. Ben birçok farklı aslında kurumun yaptığı çalışmada da böyle kullanıcı dostu bir arayüz görmekte çok zorlanıyorum veya içinde gezilebilecek bir yapıyı oluşturmakta çok zorlanıyorum. Belki de buradaki çalışmalarda biraz da buna dikkat etmek lazım. Yani biz herhangi bir kitabın telif hakkı süresi dolduktan sonra dijitalleştirilip farklı formatlarda kullanıma sunulmasını önemsiyoruz. Aksi takdirde bir anlam ifade etmiyor çünkü. Ama diğer eserlerde de işte görüntülerde, ses veya işte görsel bir takım çalışmalarda da bunu yapmak gerekiyor. İstanbul Üniversitesi'nin bir takım çalışmaları vardı diğer üniversiteler gibi. Bu dijitalleştirme çalışmaları sonrasında katalogları da ekliyorlar bu eserleri, dijitalleştirilmiş eserleri. Ama buradan her bir esere teker teker tıklayarak ilerlemek gerekiyor. Farklı programlarda bunları da gözlemlemiştik. Bence bu kullanıcı dostu tarafını veya son kullanıcının, vatandaşın bunlara erişebilmesiyle ilgili de birazcık çalışmalar yapmak gerekiyor. Sadece dijitalleştirmek ve onları depolamak aslında yeterli gelmiyor. Bunu biz müzelerde de görüyoruz. Müzelerin kendi envanteri içerisindeki çalışmalarda da görüyoruz. Envanter hazırlanıyor, dijitalleştiriliyor ama erişim sağlanmıyor bir şekilde. Bu bir ucu aslında eksik kalan çok önemli bir nokta haline dönüşüyor.
Yani burada bakın Z3950 gibi bir standardı kütüphanecilik camiası geliştirdi. O zamanlar daha internet, web vesaire bile hani bugünkü gibi değil, daha yeni yeni konuşulan şeylerdi. Şunu söylemeye çalışıyorum burada. O teknolojiyle biz tek tek kütüphanelerin kapısını çalıp ya sen de şu eser ya da belirli bir tarihten itibaren hangi eserler kataloglandı diye sorup bunları bu aramayı gerçekleştirebiliyorduk. Ki zor bir olay çünkü bir şekilde herhangi bir kapıyı çaldığında o kapının o anda açık olmama ihtimali o zamanlar çok daha yüksekti. Dolayısıyla bir şekilde 20 kütüphaneye sorduysa bulunanların sonuçlarını bize getirebiliyordu. Şimdi bu aşamada bizim hani bu kadar bu tür aramalar yapma konusuna geçmişi olan bu tür standartları vesaire yaratmış bir şey olarak şu konuyu daha ne bileyim yoğun bir şekilde öne çıkarmamız lazım. Özellikle de tam metnine erişim olan ve bir adım daha ötesi kamu malı olan eserler açısından. Şimdi bunların kolayca ağ boyutunda, ağ ölçeğinde keşfedilebilmesi için üst verilerinin webde yayınlanması lazım. Üst verilerinin webde yayınlanabilmesi için de her bir mark kaydının örneğin ayrı bir belge halinde internette yayınlanması lazım. Ancak o zaman örneğin mark içerisinde bunun tam metninin olduğu ve hatta kamu malı olduğu bilgisi bir yerde söz konusuysa o zaman örneğin Creative Commons arama motoru çok kolay bir şekilde ha işte şu eserde tam metni var, kamu malı haline gelmiş biçiminde sürekli olarak bu arşivleri, havuzları vesaire tarayıp ondan sonra da bu şeyi koleksiyonu artırabilir. Biz bunu yapmadığımız müddetçe her bir şey, sen biraz önce bankalardan vesaire söz ettin, kendi içerisinde, kendi kurumunun kataloğu o ancak kontrol edilerek bulunabilecek bir şeyse unut gitsin. Onu CC arama motoru da bulamaz, Google arama örümcekleri de bulamaz, herhangi bir algoritma da bulamaz maalesef. İşte bizim bu engeli aşmamız gerekiyor. Yani geçen günkü bir şeyde de söz ettik. Bırakın bunu hani küresel bazda aşmayı tek bir kurum içerisinde dahi farklı kataloglar olduğunu, işte elektronik kaynaklara farklı yaklaşıldığını, ne bileyim elektronik keşif araçları denilen bir şey olup onda daha çok elektronik kitaplar, elektronik dergilerde arama yapılabildiğini ama öte yandan miras sistemi olarak online katalog üzerinde bulunanları ayrıca aramak gerektiğini falan. Böyle olduğu zaman da hiçbir zaman Creative Commons arama motoru bizim elimizdeki tam metnine erişim sağlanan ve kamu malı olan eserlerden haberdar olamayacak demektir. Daha da önemlisi belki çok daha sık kullanılan diğer bilinen arama motorlarının haberdar olmaması çok daha kritik bir sorun. Kaynak keşfi açısından, kullanıcıların sizin kaynaklarınıza erişebilmesi açısından. Hocam şöyle bir ufak örnek göstereyim. 2020 yılında İstanbul Üniversitesi bununla ilgili duyuruyu yapmıştı. Abdülhamit Han fotoğraf albümleri projesiyle ilgili olarak. Projeyle ilgili tıkladığınız zaman direkt kataloğa erişiyorsunuz. Kütüphane kataloğuna. Burada tabii birçok farklı şey var ama öncelikle mesela buradan fotoğrafları seçip hani fotoğrafla ilgili olan çalışmaların dahil edilmesini istemeniz gerekiyor. Sonra da işte burada birçok farklı kayıt var. Bu kayıtlardan herhangi birine geldiniz bir arama yaptıktan sonra bu kaydın içine girip bu kayıttan artık bu görsele ulaşmanız mümkün hale geliyor. Ve burada aslında çok detaylı bir şekilde bu çalışmalar gerçekleştirilmiş ama burada da mesela kullanım şartları ile ilgili lisanslarla ilgili ben bir ifade
göremedim. Ya da işte bu üst veriler aslında taranabiliyor mu? Yani bunların içerisinde bir şekilde bir indeksleme çalışması dışarıdaki kaynaklar tarafından yapılabiliyor mu? Çok güzel bir proje. Yani çok detaylı olarak bu çalışmalar girilmiş. İşte bunlarla ilgili mark kayıtları da proje kapsamında oluşturulmuş. Ama bunların işte sizin biraz önce belirttiğiniz gibi farklı arama motorları tarafından indekslenmesi, erişime sunulması çok mümkün değil. Şimdi buradaki bu fotoğraf arşivine son kullanıcı veya vatandaş nasıl erişsin yani? Bunu nasıl bulsun? Oradaki kayıtların içinde bile yani JPEG görüntüsüne en alttaki satırdan onu yakalaması bile çok zor yani. Sizin daha önce bunlara aşina olmanız gerekiyor. Kaldı ki hani bu çalışmalar bence çok büyük emekler harcanıyor. Bunun niye çok geniş kapsamlı yapılar içerisinde bu erişilmesin? İşte daha önce bir takım farklı çalışma olmuştu hatırlarsanız. İşte Europeana'da benzeri yapılarda. Fakat oradaki bağlantı daha sonra işte linklerin güncellenmemesi vesaire gibi birçok şeyden bu bağlantıları da biz sağlayamadık. Ama bu tarzda İstanbul Üniversitesi'nin yaptığı çalışmalar gibi işte farklı kurum ve kuruluşların yaptığı çalışmalar gibi bunların belki de harmanlanabilir ve son kullanıcı tarafından çok daha rahat erişebilir bir hale getirilmesi de bu kamu malı paketlerin içerisinde çok önemli bir noktaya geliyor. Yani artık dijitalleştirilmesi erişilmesinden çok ne kadar kolay erişiliyor kısmı da bence çok çok önemli. Çünkü kimsenin İstanbul Üniversitesi'nin kataloğuna girip de bunları detaylı bir şekilde arayacağını veya 2020 yılında yazılmış bir posttan, blog postundan buna erişmeye çalışacağını zannetmiyorum. Çok zorlanacaktır. Ama bununla beraber bir aslında bunları harmanlayan bir sistem gerçekleştirilse ve bu yapılar içerisinde bir arama yapılabilse ilgili lisanslar kapsamında çok daha iyi bir çalışma olur. Bu da çok iyi bir bence aşama. Hatırlarsanız bu fotoğraf arşiviyle ilgili bir UNESCO toplantısında yani herkese mi açılacak bunlar diye bir yorum gelmişti hatırlarsanız. Hani bu da iyi bir aşama ama bunun bir sonrasında belki de düşünüp planlamak gerekiyor. Aslında yani üst veriler işte ister proje bazında yapın, ister A kütüphanesinin kataloğu söz konusu olsun. Bir şekilde web ortamında yayınlanırsa bir daha başka bir şey yapmanıza gerek yok. Aslında kütüphanelerde falan bunun uygulamaları zaten var. Yani Crossref'ten alınan elektronik makale bilgilerini pekala bugün bütün arama motorları erişebiliyor. Dolayısıyla da siz işte ben şunu arıyorum dediğinizde aramayı yaptığınızda eğer o eser sizin kütüphanenizde de lisanslıysa hiç soru sual sormadan tıkladığınız anda tam metnine erişebiliyorsunuz. Bunların da aynı şekilde işlem görebilmesi için o üst verilerin web ortamında yayınlanması lazım. Yani ister fotoğraf albümü olsun, ister el yazmaları olsun, ister başka bir şey. Yani daha önceki programlarda da bunu veri olarak koleksiyonlar bağlamında konuşmuştuk bir programda. Dolayısıyla da siz bütün koleksiyonunuzu veri olarak internette yayınlarsanız ondan sonra arama motorunun örümceği der ki işte şu 1920 tarihli kartpostal X kütüphanesinde görülebilir. Hatta belki küçük bir karecik olarak üst verim Thumbnail'ı da olarak olabilir varsa tabii. eğer o bilgi yer alabilir ya da QR kodu aynı şekilde böyle bir üst veri olarak yayımlanabilir vesaire. Bu aynı zamanda hani sizin kaynaklarınızın daha çok kullanılması, trafiğin artmasını da getiren bir şey, değil mi? Ama Hocam aynı Google zamanda Books, kendi evet. kullanıcılarınızı da cezalandırmamış oluyorsunuz. Ya yoktur deyip bırakıyor işi. Ya mesela Google Books projesinde ISBN numarasıyla siz bütün kitap kapaklarını çekip kullanabiliyorsunuz her türlü projenizde. Yani bu dijitalleştirme sonrasında sağlanmış bir imkan. Birçok farklı aslında verisine de erişilebiliyor ama yani bu dijitalleştirme çalışmalarının tamamlandıktan sonra ve üst verileri de bu kadar örneğin İstanbul Üniversitesi'nin yaptığı gibi düzgün bir şekilde bir proje kapsamına girildikten sonra artık bunun çok daha geniş kaynaklardan erişilmesinin mümkün hale getirilmesi gerekiyor yani. Bu belki de o proje tamamlandıktan sonra tamam biz bunları koyduk, yerleştirdik ama onun belki bir sonrasını da o bir sonraki aşamasını da
gündeme getirmek gerekiyor. Bu konuda belki de farkındalığın oluşması kamu malı açısından önemli. Yani bunlara erişim sağlanabilmesi açısından önemli. Hocam son bir 10 dakika kadar bir zamanımız kaldı. Ben şeyi sormak istiyorum. Yani bu telif hakkı ile ilgili olan noktalarda biz zaten gerekli işte çalışmaları gündeme getirmeye çalışıyoruz ama anadan doğma kamu malı olan, zaten anonim olarak aslında oluşturulan eserlerin dijitalleştirildikten sonra erişime açılmasıyla ilgili sıkıntılar görüyoruz. Bunlarla ilgili nasıl bir çözüm üretilebilir? Yani özellikle müzelerdeki, arşivlerdeki kamu malı haline dönüşmüş olan eserlerin kullanıma açılmasıyla ilgili, yani geniş kapsamda bir devlet ölçeğinde bir proje mi oluşması gerekiyor? Yurt dışında ben buna benzer projeleri görüyorum. Özellikle Avrupa Birliği'ne bağlı ülkeler fon alıp kendi kaynaklarını, kendi çalışmalarını dijitalleştirip sunuyorlar. Litvanya bunlarla ilgili güzel örnekleri vardı. Farklı projeler için ziyaret ettiğimiz çalışmalarda da. Belki de bizim için üzücü ama bunları milli kütüphaneler ön ayak oluyor. Bunlarla ilgili çalışmalar yapıyor. Defalarca da dile getirdik ama ben çok eksikliğini hissediyorum Türkiye'de milli kütüphaneyle ilgili çalışmaların gerçekleştirme boyutunu. Milli kütüphanenin bu çalışmaları gerçekleştirmemesi, devam etmemesi veya belki de şu andaki konum itibariyle acaba bu görev Kültür Bakanlığı'nda mıdır? Yani ilgili birimlerde midir? Kütüphaneler Genel Müdürlüğü'nde midir? Yani bu dijitalleştirme çalışmalarının arşivlerdeki veya işte müzelerdeki Kültür Bakanlığı ilgili birimlerinde midir? Çünkü inanılmaz bir arşiv var, inanılmaz bir hazine var ve biz bu hazineye bir şekilde erişemiyoruz. Yani dijitalleştirilse de erişemiyoruz. İşte en sonki toplantıda yine geçen hafta konuşmuştuk. Envanter, üst verilerini bile yıllar geçiyor, erişmek çok mümkün olmuyor. Kendi belki iç kapalı sistemlerinde bunlara erişebiliyorlar ama biz ne üst verisine ne de onun devamındaki gerçek içeriğe erişemiyoruz. Milli Kütüphane yeniden kurulmalı, yeniden ayağa kalkmalı, bu çalışmaların şemsiye kurum olmalı diye ben düşünüyorum ama herhalde bu bir hayalden öteye gitmeyecek Türkiye için. Şimdi şöyle bir durum söz konusu basılıyla elektronik açısından bakıldığında. Evet, derleme yasası işte Türkiye'deki sayılı kütüphanelere Türkiye'de basılan her eserden bir kopyayı gönderme yükümlülüğü şey yapıyordu, yüklüyordu. Ama buna rağmen işte derleme kaçağı %40'larda olduğu söyleniyordu vesaire. Her neyse, orada bir şey biraz daha hani ne bileyim işte bir sanat kitabı bastığınızda 6 kopyayı derleme kanununa göre gönderdiğinizde yayıncıların belirli bir ne bileyim kaybı, gelir kaybı oluyordu vesaire diye düşünülebilir. Bir şekilde bu işlevi Milli Kütüphaneler yürütüyor. İlgili derlemeyle koleksiyon geliştiren birkaç kütüphane daha var. Onlar da yürütüyor, halen de yürütüyorlar diyebiliyorum. Ama maalesef elektronik derleme ile ilgili hala bir geçiş sürecindeyiz herhalde. Bunları nasıl hani derleriz, ne yaparız? İşte Kültür Bakanlığı'nın şu anda bandrol uygulaması vesaire falan var. Bir şekilde basılı alanları o şekilde kontrol ediyor diye biliyorum. ISBN numarası veriliyor. Elektronik olanlara da ISBN numarası veriyor Kültür Bakanlığı o açıdan bakıldığında. Yalnız derleme söz konusu olduğunda senin demin de işaret ettiğin gibi yani bu izin mekanizmasıyla nerede derlendiği konusunda bir şey söz konusu, bir açıklık, bir sıkıntı söz konusu. Çünkü bu ISBN numarasını veren kurum aynı zamanda Milli Kütüphane'nin de bağlı olduğu bir kurum, onu anlıyorum ama ne kadar bir işbirliği var ISBN'i ya da ilgili numarayı veren kurumla Milli Kütüphane arasında ondan çok emin değilim. Yani
Basılı ortamdaki derleme kanunu gibi işleyen bir elektronik anadan doğma eserlerinde bir kopyasının bir şekilde bildirilmesi hikayesi ne kadar yasalaştırılabilir o da ayrı bir olay ama burada eseri üretenler açısından ya da yayınlayanlar açısından da bakıldığında ilk zamanlarda şöyle bir korku vardı. Ya biz bir elektronik kopyasını örneğin Milli Kütüphane'ye verdiğimiz zaman Milli Kütüphane'de bunu bütün dünyaya açarsa bizim potansiyel olarak kâr etme hikayemiz kalmıyor. Ama bu sorunlar çözüldü. Yani sadece ticari eserlerle ilgili olarak değil, ticari olmayanlarla da ilgili olarak Milli kütüphanelerin uzun dönemli koruma amacıyla her eserin, elektronik eserin bir kopyasını bulundurmak zorunda olduğu zaten kanunlara geçmiş durumda başka ülkelerde. Yani onun bir kopyasının oraya gönderilmesi hemen bütün dünyaya açılması anlamına gelmiyor. Bununla ilgili hem üst veri sistemlerinde özellikle makaleler vesaire söz konusu olduğunda lisans maddelerinin uygulanması ile ilgili çeşitli alanlar var. Dolayısıyla Milli Kütüphane diyelim ki bir elektronik kaynak aldı, telif hakkı söz konusu. Tamam bunu ben koruma amacıyla, uzun dönemli koruma amacıyla aldım. Evet, tıpkı basılı kitaptan yararlanıyormuş gibi vatandaş yararlanmak isterse onu istediği zaman ben kendisine gösterebilirim. Ama dışarıdan bir arama yapıldığında işte herkes erişsin gibi bir kural geçerli olmayabilir. Ya da belirli yıllar süresince geçerli olur, ondan sonra olmayabilir. Yani bu mekanizmaları anadan doğma elektronik kaynaklar için de üst verilere yerleştirmek mümkün. De biz bu sürecin neresindeyiz? Özellikle derleme görevi olan kurumlar açısından ondan çok emin değilim. Çünkü bir düşündüğünüz zaman özellikle de telif hakkı söz konusu olmayan eserler söz konusu olduğunda biz olabildiğince geniş bir kitleye ulaşmasını isteriz bunun değil mi? Yani gerek açık arşivler aracılığıyla gerek kendi şeylerimiz aracılığıyla ama gelin görün ki şu anda derleme açısından düşündüğümüz zaman bunun testini yapmış değilim ama bu tür bir yasal hazırlık yeterince hazırlık olmadığı için belki de şu anda açık arşivlerde bir şekilde bulunabilen derlemeye tabi olması gereken eserlerin önemli bir kısmının bu derlemeden sorumlu olan yerlerde olmadığını düşünüyorum ben. Yani bunu tezler olarak düşünebilirsiniz, Türkiye adresli makaleler olarak düşünebilirsiniz, her neyse. Yani sonuçta basılı ortamda işte makaleler ve kitaplar ayrı ayrı bibliografyalar halinde ta Cumhuriyet döneminden başından bu yana yayınlanıyordu. Halen basılı olarak yayınlanıyor mu son zamanlarda kontrol etmiş değilim ama elektronik ortamda bunun bir eş değerini görmüyoruz biz. Yasal düzenleme olarak da belki yönetmelik olarak çıkarılmış olabilir. Çok emin değilim ama böyle bir durum varsa izleyenler de olursa bizi bilgilendirirlerse elbette seviniriz. Ama böyle bir açıklık olduğu kanısındayım ben elektronik eserlerin derlenmesi söz konusu olduğunu. Tabii bu çok boyutlu bir olay. İşin yani sadece derleme olayı değil, altyapı olayı, işte ne bileyim telif hakları olayı şudur budur, bütün bunların da değerlendirilmesi gerekir. Fakat bu sorumluluğu kime vereceksiniz ki? Yani bu yayıncının sorumluluğu değil sonuçta. Belki bandrol veren kurumun hani Milli Kütüphane'nin ona bağlı olması nedeniyle bir şekilde düzenleyebileceği bir iş olabilir. Ama her halükarda geniş kapsamlı bir şekilde çalışılması gerekiyor diye düşünüyorum. Aksi takdirde hani bunlar yani basılı kitap gibi de değil. Sonuçta ne bileyim bir şekilde bir kopyası elimize geçer diye düşünemiyorsunuz. Belki de elektronik kopyasına o anda sahip olamadığınız ya da erişim sağlayamadığınızda bir daha arasanız da
yerinde onları bulamayacaksınız vesaire gibi bir durum söz konusu. Sonuçta onları üreten herkesin de anlayışı, aa efendim bu bir açık arşivde bulunsun biçiminde değil ki, biz bunu akademiyada bile görmüyoruz. Kaldı ki akademiya dışındaki yaratıcı eser üretenlerde görelim. Çok teşekkürler hocam. Her yılın ilk günü tüm dünyada telif hakkı zincirinden kurtulan eserlerle ilgili bir gün kutlanıyor. Yurt dışında aslında çok daha popüler, çok farklı kaynaklardan aslında ve içeriklere sahip eserlerin kamunun kullanımına açılmasıyla ilgili bir gün bu. Biz de mümkün olduğu kadar bunu gündeme taşımaya çalışıyoruz. Bununla ilgili farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bugün de kamu malı günü kapsamında neler yapılabilir? Aslında Türkiye'de bunlarla ilgili ne tip çalışmalar gerçekleştirilebilir? Biraz bunlara değinmeye çalıştık. Ama ilgili kurum ve kuruluşların aslında bu konulardaki çalışmalar için uygun altyapıyı sağlaması da çok çok önemli. Örneğin bu işte makaleler, bibliyografisi gibi Türkiye'deki diğer basılı eserler gibi kitaplarla ilgili çalışmalar işte veya anadan doğma dijital eserlerle ilgili çalışmalar bu envanterin sağlanmasıyla ilgili ciddi sıkıntılar oluyor. Ve bu bizim aslında hemen hemen her çalışmada karşımıza çıkıyor, karşımıza geliyor. Belki de bunlarla ilgili bir altyapı değişikliği, bir düzenlemesi hem telif hakları kanunu çerçevesinde hem de bu dijital kopyaların bir şekilde arşivlenmesiyle ilgili düzenlemelerin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Biz de bundan 2 sene önce yapmışız ama hemen hemen her sene bir aklımıza geliyor bununla ilgili bir çalışma yapılsa ne kadar güzel olur diye. Peşini de çok fazla takip etmiyoruz. Belki bizim de bu konularda ilgili kurumları birazcık harekete geçirmek için çaba sarf etmemiz gerek. En azından Türkiye'de de 1 Ocak tarihinde hangi eserler kamu malı haline dönüştü. Bunların yayınlandığı bir site, telif hakları gov.tr altında bir alt alan adında yayınlansa ne kadar hoş olur. Belki biz de bu isteğimizi ilgili kurumlara iletsek, kendi üzerimize düşeni bir anlamda yapmış oluruz diye düşünüyorum. Peki. Çok teşekkür Teşekkür ederiz ediyoruz. hocam. Bir başka programda görüşmek üzere. Herkese iyi Peki. çalışmalar dilerim. Sağ olun. Çalışmalar, iyi hafta sonları. Sağ olun hocam.